Merhaba arkadaşlar. Daha önceden astarını atıp boyamış olduğumuz MDF usta kutusu üzerinde çit uygulaması yapacağız. Bu uygulama için öncelikle dekupaj çalışmasını yapıyoruz. Hemen arkasından çitlerimizi boyayarak uygun bir şekilde yapıştırma işlemine geçiyoruz. Çiçekleri düzgünce keserek objenin boyutuna göre ayarlamamız gerekiyor. Ve dekupaj tutkanını kullanarak yapıştırıyoruz. Dekupaj tutkanını tam zemin çalışmadığımız için kağıdın arka kısmına sürüyoruz. Yapıştırma işlemini kağıdın bir ucundan diğerine doğru sürdürmemiz lazım. Bu sayede kağıtta oluşacak kabarcık ve balonlara önlem almış bulunuyoruz. Hava kalmaması için de hafif nemli bir bez vasıtasıyla kağıdın üzerini siliyoruz. Tutkalı kağıdın ön yüzüne 15'er dakika arayla 3 kat daha atıyoruz. Çit uygulaması için kalın çöp şişlerden faydalanıyoruz. Çöp şişleri işaretliyoruz ve her birini eşit olmak üzere kesiyoruz. Bu işlemin önemli olduğunu vurgulamam lazım. Çitleri genelde açık kahverengi tonlarında seçiyoruz ama ben metalik gri renk kullanacağım. Çitleri yapıştırmak için sert yapıştırıcı kullanıyoruz. Dekupaj tutkalı bu iş için yeterli olmuyor. Japon benzeri yapıştırıcılar ahşaba bazen zarar verebildiği için onları pek önermiyorum. Sert yapıştırıcıdan arda kalan tutkalları bir bez vasıtasıyla alıyoruz. Çitimiz oluşmaya başladı. Stencil tekniği ile küçük bir dokunuş yapmayı ihmal etmiyoruz. Posta kutusunun kenar kısmı için yine metalik gri renk tercih ediyoruz. Çit için sprey vernik kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde aralara girmesine engel oluyor. Spreyi kullanmadan önce çalkalamaya ve 30 cm mesafeden sıkmaya özen gösterelim. Çit uygulamasını posta kutusu dışında ekmeklik ve poşetlik gibi objelerde de kullanabilirsiniz. Teşekkürler.